Trabzonspor'la devam ediyoruz. Bordo Mavililer Atakaş-Hatayspor deplasmanında sahada olacak. Yarın oynanacak karşılaşma saat 16'da başlayacak. Şimdi biz de maça doğru gelişmeleri, Trabzonspor'un yoğun fikstürünü ekip arkadaşımız Yunus Emre Sel'le birlikte konuşacağız. Yunus Emre, kolay gelsin. Teşekkürler Ceyda, iyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Trabzonspor Hatay'a gitti. Yarın saat 16'da başlayacak karşılaşma. Öncelikle maç öncesi Trabzonspor'dan, Bordo Mavililer'den gelişmeleri senden dinleyelim tabii. Evet, Trabzonspor'da günün flaş gelişmesi olarak Marek Hamşi'yi söyleyebiliriz. Dün yapılan antrenmanda, son antrenmanda takımla birlikte çalışmıştı Marek Hamşi. Ancak antrenman sonrasında sağ baldır bölgesinde ağrı hissettiğini söyleyince son anda kadrodan çıkartıldı. Yine Bamen'de antrenmanda takımla birlikte çalışan isimlerden bir tanesiydi. Ancak o da antrenmandan sonra yine ağrı hissettiğini söyleyince kadrodan çıkartıldı. Böylelikle Dorukhan Toköz ve Edin Vişya ile birlikte toplamda 4 oyuncu sakatlığı nedeniyle Atakaş Hatayspor deplasmanında forma giyemeyecek duruma geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın son İstanbulspor maçındaki kadroyu çok büyük oranda korumasını bekliyoruz. Belki bir değişiklik olarak Canini ile Trezeguet arasında bir tercih yapabilir tecrübeli teknik adam. Ancak bir muhtemel 11 vermek gerekirse kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Bruno Perez, stoperde Bartra Densil ikilisi, sol bekte Eren Elmalı, orta sahada Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür üçlüsü, sağda bu maç için sağda Trezeguet, solda Yusuf Yazı, ileride de Gomez'i göreceğiz ama bu 4-4-2 sisteminde de zaman zaman tercihlerde bulunuyor Abdullah Avcı ve böyle bu dizilişte olursa Maxi Gomez'in yanında en uç noktada Yusuf Yazıcı'yı görme ihtimalimizin bulunduğunu söyleyelim. Trabzonspor 4 maçtır deplasmanda kazanamıyor. Araya Dünya Kupası arası da girdi ve tam 120 gündür deplasman galibiyeti, ligde deplasman galibiyeti hasreti yaşıyor Trabzonspor ve son 2 deplasman maçında Karagümrük'ten 4 ve Alanyaspor'dan 5 gol yedi. O nedenle Hatay deplasmanından galibiyetle dönmek Trabzonspor'un moral ve motivasyonu anlamında da oldukça önemli. Takımın enerjisi yüksek, ligde üst sıralara doğru tırmanmak istiyor ama az önce sen de dile getirdiğin şeyler, gerçekten çok zorlu bir fikstüre giriyor Trabzonspor. Yani Hatayspor maçıyla başlayacak süreçte Şubat ayı içinde toplam 8 maç oynayacak ve ortalama 3 günde bir, yani 72 saatte bir maça çıkacak Trabzonspor ve gerçekten çok yoğun ve yorucu bir serüvenin içerisine girmiş olacak. Bunların içerisinde Avrupa Konferans Ligi maçları bulunduğunda belirtelim.